Merhaba sevgili İddia Bilir TV izleyicileri. Yıldız'la Her Şeyden Biraz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yeniden sizlerle bir aradayız. Bayramdı, taşınma telaşı, yerleşmeydi derken bir süredir sizlerle görüşememiştik. Bu süre zarfında yine kaçırdığımız özel günlerimiz oldu tabii ki. Programımın asıl içeriğine geçmeden hemen önce bu özel günlere değinmek istiyorum kısaca. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ramazan bayramımızı kutladık. Üstünden epey zaman geçmiş oldu ama yine de ben bayramımızı kutlamadan geçmek istemedim. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle beraber nice güzel bayramlar yaşamanızı ve aynı zamanda her gününüzün bayram coşkusunda ve tadında geçmesini diliyorum. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun diyoruz efendim. Bir diğer kaçırdığımız günlerden biri ise Babalar Günü'ydü. Anneler gibi babalar da hayatımızın en önemli varlıklarından bir tanesi. Onlar bu hayatta bizlerin bir çınar gibi gölgesinde sığındığı, güven ve huzur bulduğu, hayatta daha güçlü durmasına sebep olan varlıklar. O yüzden tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun diyoruz efendim. Böylesine güzel günlerden bahsettikten sonra şimdi bu içeriye nasıl geçeceğim onu da pek bilemiyorum ama bu konuya değinmeden de maalesef geçemeyeceğim artık. Her geçen gün maalesef Türkiye'de ciddi anlamda çocuk istismarı ve tecavüzlerinin sayısı gittikçe artmakta. Bu artık hepimiz için bir kanayan yara olmaya başladı. O yüzden bugün bu konuya yer vermek istedim sevgili izleyenler. Lütfen videodan çıkmayın, ileriye almayın ve sizden ricam çok dikkatli dinleyin. Edebiyat alanında en büyük ustalarımızdan bir tanesi. Yaşar Kemal'in bir sözü var, çok sevdiğim. Bu ülkede dört şey olmayacaksınız der. Kadın, çocuk, ağaç ve sokak hayvanı. Ve bu söz o kadar doğru ki, kadınlara tecavüz, taciz, istismar, psikolojik baskı, mobbing gibi bir sürü şeyler yaşanıyor ülkemizde. Yine ne yazık ki bebek ya da çocuk demeden aynı şeyler onlar için de geçerli. Ağaçlara gelince ya kesiyoruz ya zarar veriyoruz. Hayvanlara gelince onlara da kadınlar ve çocuklardan farklısını yapmıyoruz zaten. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan biri ise şu. Biz öyle güzel bir ülkeyiz ki, biz öyle özel bir topluluğuz ki halk olarak. Özümüzde yardımseverlik, iyimserlik, paylaşım, sevgi, saygı ve güzele dair o kadar çok özellik varken ve bana kalırsa başka ülkelerin çoğunda bu özelliklere rastlamak çok zorken, biz bunların hepsini hem içimizde barındırıyoruz hem de tam tersi uygulamalarda bulunuyoruz. Kelimelerimi yumuşatarak konuşmaya çalışacağım. Ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Bir insana uzanan, bedenine, hayatına kast edilen tacizler, tecavüzler bir yana, bir bebeğe, bir çocuğa, bir insanın nefsi nasıl kabarır? Nasıl eli uzanır? Benim ne mantığım, ne midem, ne aklım, ne dini inanışım, ne de bir başka şeyim almıyor. Kabul edemiyorum bunu. Hele ki daha da acı kısmı ise şu sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk taciz ve tecavüzlerini araştırma komisyonu kurulması ile ilgili bir önerge verildi. Ve o kadar acı ki oy birliğiyle bu öneri reddedildi. Şimdi lütfen bir durup düşünür müsünüz? Aklı başında, vicdanı, merhameti olan hangi birey böyle bir şeyin araştırılmasına engel olur ve hayır oyu verir? Bunu da benim aklım, mantığım, midem hiçbir şeyim almıyor. Size şunu soracağım. Siz eğer hırsız değilseniz,
hırsızlarla ilgili önlem alınmasına karşı olmazsınız, öyle değil mi? Aksine önlem alınsın ki benim de malım canım korunsun isteriz. Siz eğer katil değilseniz ya da katil ruhlu biri değilseniz, katillerle mücadele edilmesine, onlara gerekli cezaların verilmesine karşı çıkmazsınız. Ve siz nasıl insanlarsınız ki, nasıl bir zihniyete, nasıl bir mideye sahipsiniz ki çocuk istismarı ve tecavüzlerinin araştırılmasıyla ilgili komisyonun kurulmasına hayır oyu verebiliyorsunuz? Kusura bakmayın beyler, bence hepiniz aynı pisliğin bir parçasısınız. Çünkü zihniyetinizde bu olmasa sizin evladınız yok mu? Sizin karınız, çocuğunuz yok mu? Nasıl buna hayır oyu verebiliyorsunuz ya? Biri bana bunu izah edebilir mi lütfen? Siz sevgili beyler ya da hanımlar, kimler izliyorsa artık bizi, siz böyle bir şeye hayır oyu verebilir miydiniz? Ya da düşünün, çocuğunuz böyle bir şeye maruz kalsa kabullenebilir miydiniz? Şu an elim ayağım titriyor. Ben şuna da karşıyım. Kadın, çocuk, hayvan hiç fark etmez. Taciz ya da tecavüz eden şahsın idam edilmesine karşıyım. Neden biliyor musunuz? İdam ya da öldürülmek onun için bir kurtuluş. Bense onlar gibi insanların gün be gün acı çekerek ölüm dilenmesini istiyorum. O minicik bedenlere tecavüz eden, ellerini süren, nefislerini kabartan iğrenç yaratıkların hemen ölüp kurtulmasını istemiyorum. Ve ben sizlerden elinizi vicdanınıza koyarak sosyal medyada, çevrenizde ne, nerede ne yapabiliyorsanız sesinizi yükseltmenizi istiyorum. Düşünün, bizler de çocuk olduk. Ve kim bilir, çoğunuzun çocuğu var, yeğeni var, kardeşi var. Düşünsenize buna maruz kaldığını. Tecavüz etmek yetmiyormuş gibi bir de bedenlerini, o minicik bedenlerini paramparça ederek oraya buraya dağıtıp savuruyorlar. Biz ne ara böyle iğrenç varlıklar olduk? Bizi bu hale getiren ne oldu? Biri bunu açıklamalı, izah etmeli. Ama o milletin sözcüsü olsun diye o meclis koltuklarında oturup milyarlarca paraları ceplerine dolduran o ***ler bunların hesabını vermeli. Bunun için beni yargılayacak olan biri varsa buyursun gelsin. Kimseden korkum yok. Böyle bir iğrençliğe karşı susmayacağım. Lütfen siz de susmayın. Lütfen bir kere daha oturun düşünün. Bir insan nasıl böyle bir şeyin araştırılmasına engel olabilir, hayır oyu verebilir ya? Bu o çocuklara tecavüz eden insanlardan daha iğrenççe bir şey. Lütfen sevgili izleyenler, bir şeyler yapın. Dünyanın güzelleşmesi de, kötüleşmesi de bizim elimizde. Bizler ne kadar bilinçli, ne kadar iyi, merhametli, vicdanlı insanlar olarak el ele verirsek, bütün zorlukların, kötülüklerin, iğrençliklerin üstesinden gelebiliriz. Biz böyle bir milletiz. O iğrenç yaratıkları pisliklerinde boğabiliriz. Çocuklarımızı koruyabilir, onlara daha güzel, daha aydınlık, daha güvenli bir dünya bahşedebiliriz. Lütfen. Sesi çıkmayan, sesini duyuramayan ya da şu anda herhangi bir yerde duymadığımız, bilmediğimiz ne kadar çocuğun sessiz çığlığı varsa hepsi adına yalvarıyorum sizden. Ne kadar tecavüz edilip öldürülen bebek, çocuk, kadın varsa hepsi için yalvarıyorum size. Sessiz kalmayın. Küfür edin, bağırın, çağırın, sokaklara dökülelim. Bu iş için elimizden ne geliyorsa yapalım. Ama ne olur bu iğrenç yaratıklara aman vermeyelim. Unutmayın, şu an bir çocuğunuz olmasa da yarın bir çocuğunuz olduğunda siz de bu korkuları yaşayacaksınız. Biraz önce dedik ki bayramı kutladık. Bizler çocukken yaşıtlarımız hatırlayacaklardır. Bayramlarda kapı kapı dolaşır, şeker, harçlık toplardık biz. Çocuğu olanlar, sizlere soruyorum. Hanginiz çocuğunuzu bayramda dışarıya gönderebiliyorsunuz? Hangi komşunuza emanet edebiliyorsunuz? Hiçbirimiz artık yapamıyoruz. Yine bizim zamanımızdakiler hatırlayacaklardır. Bizde anahtar diye bir şey yoktu.
Bütün komşuların kapıları sonuna kadar açık olurdu. Herkes birbirinin evine güvenle, rahatlıkla girer çıkardı. Biri tatile gidecekse, memleketine gidecekse komşusuna anahtarını verirdi. Çiçeğimi sula, evimi kontrol et diye. Biz ne ara bu kadar iğrençleştik, yozlaştık, birbirimizden koptuk? En büyük sebebi ne biliyor musunuz? O elinizdeki telefonlar. O delisi olduğunuz sosyal medyalar. Habire her taraftan fotoğraf atıp durduğunuz o internet ağı var ya, bizim ipimizi en çok çeken o oldu, biliyor musunuz? Lütfen yardım edin. Biz evet İddiabilir TV adı altında iddia kanalıyız. Ama amacımız sadece sizlere maçlarla ilgili kupon vermek. Kuponlarınızı tutturup paraya para dememeniz için burada değiliz. Biz elimizden geldiğince bu ülke için, dünya için, kadınlar, çocuklar, erkekler, var olan her şey için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. O yüzden bu kadar bunlara yer veriyoruz. Ve sizler belki şu an izlemeden çıkanlarınız oldu. İleriye sararak izleyenleriniz oldu. Ama ben durup izleyen, şurası sızlayan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen bir şeyler yapın. Lütfen sessiz kalmayın. Ve elinizden geldiğince çok çevrenize bu konularla ilgili lütfen bilgiler verin. İnsanların farkındalığını oluşturun. Ben daha fazla bir şey söylemeden, çok da uzatıp sıkmadan bu programı kapatacağım. Ama lütfen biraz daha düşünün, olur mu? Ve ne olur bir şeyler yapın o minicik bedenler için. Tekrarları olmasın. Bir başka programda görüşene kadar yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Yüreğinizden umut ama en önemlisi vicdan ve merhamet eksik olmasın. Hoşça kalın.